Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu bir makyaj videosu değildir. Bugün hayatımda yalnızca bir kez gerçekleşmesini dilediğim bir şeyin hazırlığını yapacağız birlikte. Gelinlik bakmaya gideceğiz. Heyecan verici olmaktan çok korkunç aslında. Çünkü süreç hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü bu konulara çok yabancıyım. Benim de sizinle birlikte video sonunda bir fikrim olacak. Yüzük bakmaya giderken de öyle olmuştu. Satıcı bana işte gösteriyordu yüzükleri. Bu tek taş çok narin, çok zarif, bu size çok yakışır gibisinden. Ben sadece şöyle bakıyordum. Çünkü hiç bilmiyorum, hiç yakıştırmıyorum kendime. Böyle bakıyorum bön. İşte diyorum hiç benlik şeyler değil bunlar falan. Gelinlikte de muhtemelen öyle olacak. Çünkü ben hiçbir zaman böyle bakıp aa bu benim hayalimdeki gelinlik, bunun içine mutlaka girmeliyim gibisinden şeyler düşünmedim. Ya da prenses olmalıyım gibi şeyler düşünmedim. Gerçi oraya gittiğimde prenses model gelinlikleri gördüğümde fikrim tamamen değişebilir. Tamamen o sade ve şık ruhumdan çıkabilirim. Bilmiyorum, alıp eve getirebilirim. Her an. Şimdi hep birlikte bakmaya gidelim o zaman. Şu tarz da hoşuma gidiyor aslında. Daha vintage tarzı istiyorsun. Aynen. Kolo vesaire gibi. Evet. Ve buraların biraz ince olduğu için buraları göstermek daha... O zaman düşük kol. Mesela bunları şöyle yapıyoruz. Lastikli yapıyoruz zaten. Atıyorum istersen düşük kol kullanabiliyorsun. Ne bileyim fotoğraf çekimlerinde vesaire böyle kullanırsın. İşte nikahta böyle kullanırsın. Evet, mantıklı. Öyle bir alternatifimiz oluyor yani. Tül, helen mi düşünüyoruz? Yoksa daha hani sade şifon, şu biraz önce baktığımız gibi daha elbise kıvamında bir şey mi? Şu şifon mesela. Şifon. Tülde biraz daha gelinlik duruyor tabii ki. Ya çok böyle kabarık olmasını istemiyorum. Daha sade, daha şey, bunun gibi olabilir, helen gibi olabilir. Şöyle düz gelebilir. Yani şey, en başta baktığımız gibi. Balık gibi. Balık gibi. Tam balık çok, değil çok fazla aslında. Balık gibi tavsiye etmiyorum çünkü zayıfsın. Evet. Hani daha helen tarzı bakarsan daha güzel durur şekilde. Onlar mesela yarım balıklar falan. Bunlar şöyle, şuraya kadar oturuyor, buradan aşağısı böyle açılıyor şunlar da. Yani vücuduna tam oturuyor. Yok. Ama senin fiziğine tavsiye etmem. Ya sen muhtemelen diyorsun ki göreyim hazırda herhalde, aynen, öyle beğeneyim. Çünkü hiç fikrim yok ve kendime de yakıştırmıyorum. Hiç benlik değilim. Yani tarzına uyuyor mu, nasıl bir şey? Şunun altı, aslında bu daha çok uyuyor. Gibi. İşte helen kolları dediğimiz, o şekilde ya da kolları o şekilde. Kol istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Sıkıntı değil. İstersen dene gibisinde bir. Olur. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Ablanın geleneğini giymiş gibi görünüyor. Diyorum ya işte, bu ölçüleri falan bakma şimdi, bu tam ölçüne göre yapılacaksa sadece model olarak bakıyoruz şu anda. Kendi ölçüne göre, boyu vesaire, işte askı mesela. Nasıl, beni böyle görmek ister miydin alt? Evet isterdim, çok güzel gözüküyor. Sıkıntı nasıl, önü nasıl? Dön bir adım. Gayet güzel. Mesela atıyorum, şöyle kendi tabii dantelinden olacak, ben şimdilik böyle koyuyorum. Şöyle düşük bir askı isteyebilirsin mesela. Bunları en son zaten provada bakıyoruz. Önce bir kendi ölçüne göre dikiliyor ya gelinlik. Hı hı. O yüzden daha rahat karar verebiliyorsun hani askıya vesaire. Şöyle durabilir mesela askım. Kendi dantelinden, kendi çiçeklerinden. Ya da atıyorum. Sence böyle düşük kollu mu olsa yoksa hiç kolsuz mu? Nasıl görünüyor? Tarafını seç. Sanki düşük kollu. Öyle mi? Sanki ben de... Şey diye düşündüm, hiç kolsuz daha iyiydi. Strapless mi? Evet, yani bunun strapless'i çok güzel, şuraları falan. Çok hoşuma yani gitti. Yani senin tercihin, öyle de olur. Strapless de olur, kollu da olur. Yine prenses oldum, yanlışlıkla. Atıyorum şöyle bir kol da olabilir. Aa evet, bunu da bir deneyim. Şu diğer koluna getireyim. Mesela bunu da şöyle, hani mankende gördüğün gibi. Evet. Sanki daha güzel oldu. Böyle
senin şuranı kapatmamamız lazım. Şöyle düşük, evet. Düşün. Böyle daha güzel. Değil mi? Çok hoş değil mi? Bence de kolu daha güzel oldu. Ha mesela bu kolu atıyorum, şu artık üstüne ne seçeceksen, çiçek vesaire. Bunlardan mesela serpme gibi falan da atabiliriz. Evet. İğneler bakarız ya nasıl işte istersen. Şöyle daha bakayım. Bu çok güzel oldu ya bu kol. Bayıldın mı? Şu zaten lastikli yapıyoruz bunu dediğim gibi. Şöyle burası kapalı oluyor. Şöyle. İlk denemede başarılı mı yoksa? Evet, ilk denemede başarılı. Çok var biliyor musun? Böyle ilk giydiği gelinliği alıp giden var yani. Tarzına falan uyuyorsa zaten. Aslında bununla ilgili bir tarzım yok ama galiba varmış. Şimdi gördüm. Şimdi tam daha deneyeceğiz. Farklı bir şey. Ne deniyordu onu? Şifon. Şifon. Şifon deneyeceğiz. Bu üzerimdeki Helen. Etek kalıbı. Evet. Evet. Bir de içinde bu tamamen işte kırık beyaz ya da beyaz değil. Cappuccino tonu var. Cappuccino tonu var içinde. Ben bunu kendime çok yakıştırdım. Galiba bu olacak ama mesela şunları atıyorum. İstemezsen şunları da yapmayabiliriz. Daha düz bir etek de isteyebiliriz. Onu provada bakıyoruz zaten. Onu iğneliyoruz, bakıyoruz mesela. Gözüne hoş gelmezse onları çıkarabiliyoruz da. Bu gelinliğin sanki bir hikayesi varmış gibi oldu. Böyle şey gibi sonbahar gibi dökülüyordu. Ya ben olsam orijinali bozmam. Sadece evet. Kola eklerim. Orijinal ve kol bence çok uyumlu oldu. Evet. Yine kolu çıkarıp da bakabiliriz. Kolsuz da güzel ama bunu beğenmedim. Şu kollu... Strap kol dezayn de olabilir ama kolla yakıştı bence. Bedeni bol geldi tabii, büyük geldi şu an sana. Arkadan şöyle tam oturması lazım. Bu da şifon. Nasıl görünüyor? Ya öbürü daha tarzına yakıştı bence. Yoksa bu da şık görünüyor. Benim de aklım diğerinde kaldı, diğer. Dış çekim için de uygun. O hepsine uygun işte, evet. Dediğim gibi. Bu şifon biraz daha hani sadece nikahta falan. Daha sade. Yani daha sade, evet. Daha sade isteyen ben daha prensese kaydım. Bir anda böyle gelini gördükten sonra. Evet, giydikten sonra. Ha, atıyorum o istediğin kol bunda da yapılır. Şifondan yapılır tabii. Tülden değil. Şu da aslında şey... Böyle yan detayı falan çok güzel ama daha... Şöyle şifondan kol, buna da yapılır istersen. Ama bozarsın yani, gelinliği de bozarsın. Evet, onun kolu... Aslında evet, şifon kol da güzel. Ya güzelmiş ya. Hepsi güzel, hepsi güzel. Giyince hepsi güzel. Evet. Şöyle... Sen ne düşünüyorsun altı, hangisi? Ben ilkini daha çok beğendim. Değil mi? Ben de daha çok yakıştırdım. Bundan sonraki süreçte provalar çok uzun süreceği için, en azından 3 prova daha gerçekleştireceğimiz için onları da farklı bir video yapmaya karar verdim. Gelinliğim bitmiş haliyle, en son üzerime tamamen oturmuş haliyle çekmeyi planlıyorum. Bunu da sizinle bir sonraki videomda paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz, sizin için yararlı olduysa ve bir fikir edinmenize yardımcı olduysam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.